Peki şimdi gelelim şu meşhur yabancı meselesine. Yabancı girişlerini görüyoruz. Hem piyasa tarafı yani borsa tarafına hem tahvil tarafına. Tahvil tarafına daha yoğunlar gördüğüm kadarıyla. Bu süreç bu şekilde devam edecek mi? Yoksa bu çok sıcak para, çok hızlı gidebilecek olan para aynı zamanda bu tedbirlerin uygulanmaması ya da bu tedbirlerin hafif bulunması ya da gerçekten enflasyonla mücadele konusunda o para sıkı para politikası uygulanacaksa sıkı bir maliye politikasının buna eşlik edip etmemesine bağlı olarak hızlıca yeniden gider mi? Soru bir. Soru iki yine aynı şeye bağlayacağım için ikisini bir arada sormak istiyorum. Yılın başında beklediğimiz Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecindeki hızı belli ki böyle olmayacak. Çok daha az bir faiz indirimi hem şey olarak sıklık olarak hem oransal olarak az olacak. Dolayısıyla neden dolar kendi vatanında daha pahalıyken buraya doğru gelsin sorusunda yabancının tavrı yine nasıl olur? İkisini bir harmanlayıp öyle konuşalım. Şimdi arkadaşlar, birincisi güzel soru. Şu yaşadığımız cennetin, ki cennet dediğim Kimlerin öğrencisiyiz hocam? Tabii güzel soru olacak. Teşekkür ederim. bu yaşadığımız cennetin, ki cennet diyoruz yani bu kadarcık, kısa süreli olduğunu unutmayın. Neden? Hiçbir zaman döviz kurlarını döverek terbiye etmiş, ardından da enflasyonu istikrarlı düşürmeye başlamış bir program yok. Dövizin bu halini merak eden arkadaşlara şöyle bir örnek vereceğim. Mina Hanım bir fırın işletiyor, düşünün. Ben de Mina Hanım'a diyorum ki, poğaça sattığın herkesi dışarıda döveceğim. Mina Hanım diyor ki, olur mu öyle şey ya? Hani sonra bir bakıyor, hakikaten ben dışarıda her poğaça alanı bekliyorum. Ağzını burnunu kırıyorum. Bir süre sonra bir, millet poğaça almamaya başlar Mina Hanım'dan. İki, Mina Hanım zaten poğaça satmaktan vazgeçer. Dövize de aynen böyle yaptılar. 2018'in yılından beri döviz alan insanlara telefon, baskı, yok swap işlemlerini durdur, TL'yi açığa satma. Ondan sonra döviz alana telefon aç. 1.000 dolar döviz alana telefon aç. Neyi aldın diye sor. Bunalttılar insanları. Bu arada KKM diye bir şey çıkar. İnsanlar desin ya, döviz almaya da gerek kalmadı. Yani KKM yapmayayım, zaten bana veriyorlar farkını falan filan derken fonksiyon kesikli fonksiyon haline geldi. Anlamı koptu birbirinden. Hani ne demişti Sayın Nurettin Nebati? Epistemolojik kopuş diye. Yani döviz kurunun piyasayla bağlamsal bir alakası kalmadı. Ama o zaman ne oldu? Vatandaş kafasındaki dolar kuruna göre fiyatlamaya başlayınca fiyatlama davranışında bozulma oldu. Şimdi bu bozulmayı hala biz yaşıyoruz. Merkez Bankası vallahi billahi bak, döviz düşmesin diye 40 bin milyar dolar toparladım, rezervler de güçlendi dese bile inanmıyorum millete. Çünkü milletin inancını, güvenini tarumar ettiler. Ancak döviz kurlarının üzerine bastırılarak yapılan her operasyonun neticesinde Türkiye muazzam bir cari açık vermiştir nihayetinde. Çünkü Türkiye'nin ithalatının %90'ı ham madde, ara malı, yatırım malıdır. Türkiye ithalat yapmazsa üretim yapamaz. Eğer dış ticaret açığı ve cari açık düşüyorsa, değerli arkadaşlar, bilin ki büyüme hızlı bir şekilde düşüyordu. Çok net söylüyorum. Şimdi büyümesi yavaşlayan, bu yolla enflasyonu düşürmeye çalışan, en azından hastayı nasıl diyeyim, ilaç vererek, uyutarak ateşini düşürmeye çalışan bir formülle uzun süre bir yere gidemeyiz. Bu arada bazı haber ajansları artık ahlak erozyonuna uğramış oldukları için bankalarda %62-63 faiz var diyerek aslında basit faizi değil, bileşik faizi ondan sonra ifade ederek de bu yapılan bütün kandırmacaya onlar da iştirak ediyorlar. Arkadaşlar, bugün bankadan bir aylık %54 faiz alırsınız. Ama onun birleşiği %60 bilmem kaça gelebilir. Yahu siz her ay bundan %54 alacaksanız anlarım. Ya her ay %54 alıp 12 ayın sonunda %60'ı üzerinde alırsınız ama
Böyle olmayacağı kesin. Siz niye bileşik faizi gerçek faiz gibi kabul edin? İnternet sitelerine yazıyorsunuz. Ayıp değil mi kardeşim? Niye vatandaşı yanlış yönlendiriyorsunuz? Hangi vatandaş telefon etse bankaya, yok bizde öyle bir faiz yok diyor. Yani birleşik faizi basit faizmiş gibi yutturarak mevduat faizi. Bu arada o 54'ler, 55'ler, 52'ler vesaire falan, onların da artık stopaja tabi olduğunu unutmamak lazım. Evet, orada 49-50'lere falan gelir. 49'a falan gelir herhalde 54'ünki. Dolayısıyla bir, Merkez Bankası ben politika faizini arttırmayayım, bankalar faizi arttırsın teorisinin tutmadığını gördü. Şimdi birazdan Gökhan'ın sorusuna da cevap vermiş olacağım. Ondan sonra Gökhan Tosun'un. Ardından da KKM ile ilgili yapboz planının tutmadığını gördü. Ve kırılgan bir çizgide ilerlediğini anlayınca da en azından dedi rezervleri -65 milyardan -25 milyar dolara getirecek bir operasyon yapayım. İleride çünkü döviz yine fırlarsa bazı risklerden dolayı sonbaharda falan, demin bahsettiğiniz Amerikan Merkez Bankası'nın faiz düşürmekten tamamen vazgeçmesi, hatta faiz arttırma yoluna gidebilme ihtimalinin falan konuşulması gibi durumlarda, bu panik ortamında diyor elimizde cephane olsun dediler. Yoksa merak etme, yani Merkez Bankası'nın aslında başı sıkışmasa öyle döviz möviz alacak durumu da iyice salacaktı aşağı doğru 31'lere 30'lara. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Nasıl oluyor da hala 40 liralık döviz kuru bekleniyor, dolar kuru bekleniyor. Şimdi 32 liralardayız. Demek 8 liralık bir çıkış bekleniyor. Değil mi? Bu çıkışın sebebi ne? Ya aslında öyle ya da böyle uluslararası kuruluşlar dedikleri hiçbir şey çıkmıyor, ayrı mesele. Bunun sürdürülebilir olmadığını biliyorlar. Fakat müşterilerine Türk lirası cinsinden varlıklar aldırmışlar. Dolayısıyla Haziran, Temmuz, Ağustos 3 aylık muazzam bir kazanç bekliyor onları. Eğer dolar kuru 31,5 ile 32,5 arasında kalırsa muhteşem bir faiz kazancı, dönecekler daha fazla dolar alıp memleketi terk edecekler. Hazır olmak lazım. Ha, o 3 ay bittiğinde eğer programla alakalı soru işaretleri tamamen ortadan kalkmış, o zaman peki yabancı yatırımcı bir 3 ay daha durayım ben, sonrasına bir daha bakarız derlerse ne âlâ. Ama şimdi bakın, Mayıs ayı enflasyonu Haziran'ın başında açıklanacak %75. Haziran ayı enflasyonu Temmuz'un başında açıklanacak, o da o civarda. Hı hı. Asgari ücretle emekli maaşlarıyla alakalı bir vaveyla kopacak. Sen istediğin kadar vermiyoruz, vermiyoruz, vermiyoruz de. Hadi bırak devlet vermesin. Ya özel sektörde kalbi kırıklarını tamir etmek için mecburen bir gönül alma zammı olacak. Ne olacak? %75 çıkacak. Düşünsenize kira kontratınızı Temmuz'da falan yenilediğinizi düşünün. Oh, rakama bak. Sen istediğin kadar 25 yaz. Hala o da belli değil. Yani kira kontratlarının kanunen %25'e falan filan indirgeneceğini. Şimdi bir başka kıymetli dinleyicimiz demiş ki hocam turizmci de sıkıntıda. Evet. Ya İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da yediğiniz yemek buradaki normal kebapçıdan daha ucuz. Yani evet. Güzel, servis de güzel, hizmet de iyi. Onu, uçak biletini saymazsınız ki onu takip eden ucuza da alıyor otobüs fiyatını. Vizeyi alabilirsen muazzam da. Vize alamadığınız yerler için de aynı şey. Ya şimdi Avrupa'yı kıstas aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin İtalya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan daha pahalı hale getirmiş olan bu iktisadi reçeteni bizi böyle aydınlık bir yere taşımasının ihtimalini görüyor musunuz ya? Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. O yüzden ikaz ediyorum. Diyorum ki bu program bir, varsa ortada bir program, doğru uygulanmıyor. İki, aksiyon bacakları var. Aksiyon bacaklarından bir tanesi kamuda tasarruftu. Burada yok. Önümüzdeki 3 ay boyunca yok arkadaşlar. O yüzden ben de size tavsiye. Şans ırmağı akarken bardağınızı doldurun. Çok net konuşuyorum. Bundan daha net konuş. Ha hocam bende bardak yok, işte fincan var. Ne yapayım arkadaş? O da senin daha önceki
davranışlarına. Hocam bende bardak yok, sürahi var. Aferin. Bak iyi yapmışsın. Geçmişte de bak aklı başında işler yapmışsın. E şimdi şansın mı akarken tekrar ediyorum. Bardağınızı doldurmayı bilin. Bugünler güzel günler. Bu güzel günlerde kenarda nakdi olan insanların ciddi para kazandığını biz gördük. Servet transferi bu gibi fırtınadan önceki sessiz günlerde başlar. Zaten siz hep söylersiniz, fırsat olduğunda alacak kadar kenarda para, fırsat geldiğinde satacak kadar kenarda mal olmalı diye. Şimdi de mal almanın zamanı hazır tabii, akıyorken bardak havalarını altına koymanın zamanı. Tabii, var mı hocam başka? Hepsi yatırımcı olarak benden daha tecrübeli. Hepsi benden daha fazla. Ben neyi biliyorum? Ben analist değilim. Analist dediğim kişi niyet okur haklı olarak. Neden? Çünkü yarın ne olacağını tahmin etmeye çalışır. Haklıdır. Biz o değiliz. Biz neden olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüleceğini tartışırız. Kimin bu ortamda para kazandırdığı ya da daha fazla kazanması için ne yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz ona bakmaya çalışırız, o zaman işimizi yapalım. Bakın Emre hocam, sizi dinleyince kafamdaki bütün çelişkiler geçiyor demiş bir izleyicimiz.